Başkanım, ya seçimler yaklaşıyor. Zonguldak Büyükşehir Belediye olma durumunda. Siz Gülüş ne yapacaksınız? Siyasi kariyerinizi nasıl devam ettireceksiniz? Zonguldak Büyükşehir olursa zaten Gülüş Belediyesi kapanıyor. Ereğli mali olmuş olacak o zaman. Bizim de tabii hedefimiz olacak. Biz de CHP Genel Merkezi partim uygun görürse Ereğli Belediye Başkanlığı adayım. Aday adayım yani daha doğrusu. Bunu ilk kez açıklıyorsunuz. Evet, ilk kez açıklıyorum. Hani bir hedefim var. Ereğli'de Gülüş kapanmadığı takdirde Gülüş'teyim. Ama Gülüş kapanırsa, Zonguldak Büyükşehir olursa Ereğli Belediye Başkanlığı adayım. Peki Ereğli il olmasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ereğli'nin il olması Ereğli'nin ünü açar her şeyden önce. Ereğli'nin ekonomisi olarak gelişmesi yönünde nüfusun artırılacağını, tabii valilerin, SSK'nın, işte diğer kurumların Ereğli'de yapılanma sürecine girecek. Bu ne demektir? Ereğli'nin ekonomi düzeyinde hem nüfusunun kalabalaşması üzerinde hem de hizmet konusunda daha güzel yerlere gelir. Ben inşallah diyorum ki Ereğli il olsun. Gülüş ilçe olur. Gülüş ilçe olsun, diğer beldelerimizde ilçe olsun. Vatandaşa daha güzel hizmet gelir, daha çok yatırımlar gelir. Bu konuda da Ereğli il olmayı hak ediyor. Biz canı gönülden isteriz Ereğli'nin olmasın. Yani bunu hiçbir siyasi parti gözetmeden Ereğli'de yaşayan biri olarak birlik beraberlik içerisinde hep beraber bunu aslında bir araya gelip de bu il olma konusunda yönlenmemiz lazım. Yani bunun hiçbir siyasi görüş olmadan A partisi, B partisi fark etmeden bir araya gelip il olma konusunda mücadele etmemiz lazım. Çünkü Ereğli'nin önünü açmak için bu Ereğli'ye şart. Adaylığınızla ilgili görüşmeler yaptınız mı? Kulisler yapıldı mı milletvekilleriyle veya partinin diğer yöneticileriyle? Süreç daha herhangi bir belirgin yok. Çünkü Zonguldak Büyükşehir Belediyesi'nin olup olmadığı da resmi bir evrak, bir açıklama yapılmadı. Zonguldak Büyükşehir olursa biz de ona göre bir gündem oluşturacağız tabii.